Merhaba, 17. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Program biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor ve pazartesi günleri yayınlanıyor. Bugünkü konumuz Beyoğlu Semt Derneklerinin hukuk mücadelesi. Konuklarımız hukukçu Pervin Çelik, aynı zamanda semt derneklerinin avukatlığını yapıyor. Mimar Dilek Şişman, Cihangir Güzelleştirme Derneği üyesi ve işletmeci esnaftı diyebiliriz. Evet. Tahir Berrak Karasu, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği eski başkanı. Doğru. Ve halen üyesi, evet. Aynı zamanda işletmeci. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Geçtiğimiz cumartesi günü 1 Nisan'da Beyoğlu Semt Dernekleri platformu, ki bu semt derneklerinin 7 ya da 8'inden oluşuyor, bir basın duyurusu yaptılar. Konu da yeni bir, daha önceden beri devam eden bir hukuki süreç, Beyoğlu Koruma İmar Planları ile ilgili. Bu konuda bir son bilirkişi raporu yayınlandı. Bunun duyurulmasıyla ilgiliydi bu basın toplantısı. Bu konuyu isterseniz Pervin Hanım sizden dinleyelim ayrıntılarını. Buradan tabii başlayalım. Buyurun. Şimdi burada 2011 yılından beri devam eden bir davada yakın zamanda elimize ulaşan bir bilirkişi raporu üzerine bu basın toplantısını yaptık 2 gün önce. Dava 2011'de Beyoğlu koruma amaçlı imar planı, uygulama imar planının askıya çıkmasıyla başladı bu süreç. Önce itirazlarla başladı, ardından davayla devam etti. 2013 yılında bir iptal kararı çıktı. O dosyada yapılmış bir bilirkişi incelemesi vardı. Bilirkişi raporuna dayalı olarak iptal edilen karar idarelerin temyiziyle Danıştay'a gitti. Danıştay'ın bozma kararı üzerine dosya yeniden yerel mahkemede incelenmeye başlandı. Ve bozma gerekçesi üzerine ikinci bir bilirkişi incelemesi yapıldı. Bu noktada semt derneklerin tabii inisiyatifiyle bu devam etti değil mi o noktada? Aynen, bu davanın tarafları da semt dernekleri. Başlangıçta itirazlar da yine hem semt dernekleri hem de bölgede yaşayan, ikamet eden çalışanlar tarafından yapılmış itirazlar vardı. Çok sayıda itiraz. 2015 yılında Danıştay bu kararı bozunca planlar yeniden uygulamaya girdi. Fakat dava da devam etti aynı zamanda. Bozma gerekçesine göre, az önce onu söylüyordum, 2016 Haziran ayında bir bilirkişi incelemesi yapıldı yeniden. Yeni bilirkişi heyeti oluşturuldu. Ve yaklaşık işte 6-7 aydır beklediğimiz raporda yakın zamanda dosyaya geldi ve taraflara tebliğ edildi. Bu açıklama da bunun üzerine yapıldı. Evet, evet. Şimdi bu konuya daha sonra tekrar detaylı olarak gireceğiz, evet. Tabii. Bilirkişi raporlarına da gireceğiz ama ondan önce ben bu semt dernekleriyle ilgili bunların kuruluş tarihçesi demeyeyim ama geçmişine şöyle bir bakarsak. Bunlar çünkü bildiğim kadarıyla hak temelli dernekler. Evet. Bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Önce sizden başlayalım yine isterseniz. Çünkü pek çoğunu siz temsilciliğini de yapıyorsunuz. Evet. Sizden başlayalım. Diğer konuklarımıza da devam edelim. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bunlar aslında yaklaşık 90'lı yıllarda kurulmuş dernekler diyebiliriz birçoğu için. Ama bu planlarla birlikte bir araya gelip Beyoğlu Semt Dernekleri platformu adı altında bir ortak çalışma da başlattılar. Derneklerin, bu tür semt derneklerinin kuruluşları çoğunlukla zaten genel bölgelerindeki uygulamalara yönelik çalışma yapmak amacıyla kurulmuştur. Yani genellikle de bir olay vesile olur bunların kurulmasına. Bu bünyedeki, yani platform bünyesindeki derneklerin hepsi de zaten kurulmalarına sebep olan bir olay olmuştur. Örneğin biri, örnek vermek gerekirse, park otel uygulaması, evet, üzerinden, evet, kurulmuştur. Biri semtinde bir park yapmak, park düzenlemek, buna yönelik uygulamaları yapmak amacıyla bir araya gelmiş ve dernekleşmiştir. Bunun gibi örnekleri verebiliriz. Evet. Peki, isterseniz bu konuda Tahir Bey,
Bey der yani Beyoğlu Eğlenceler Derneği. Tabii onun da kuruluş motivasyonuna belki ne kadarlık bir dernek. Şimdi 98'de bir kuruluş aşaması geçirmiş fakat tam kurulamamış. O dönem Beyoğlu'ndaki eğlence sektörünün bir değişimiyle beraber 2000 yılında kuruldu dernek. İşte 17 senelik bir dernek. Biraz önce Pervin Hanım da söylediği gibi haklarını, hukuklarını, esnafın çalışanlarıyla beraber hakkını, hukukunu savunmak adına kurulmuş bir dernekti. Süreç içerisinde de zaten bununla ilgili çok da yani olaylar yaşandı. Evet, evet. Onun detaylarına belki daha sonra gireriz. Siz Cihangir Derneği'ndensiniz. Gerçi Pervin Hanım örnek verdi ama sizinkinin belirli bir motivasyonu var mıydı yoksa yine benzer hak temelli konulan derneklerden herhalde? Cihangir Güzelleştirme Derneği 95 yılında kuruldu ve onun da ilk vesilesi diyeyim, korunma vesilesi Cihangir Parkı'nın yeniden düzenlenip kullanıma kazandırılmasıydı. Ondan öncesinde çok ihmal edilmiş, kullanılamayan bir alan olan parkı. Dernek belki tamamen denebilir, semtlinin katılımıyla ve finansmanıyla, bağışlarla yeniden kullanılır hale getirdi. Projelendirilmesi yine o semtte çevrede oturan mimarlar tarafından yapıldı. Uygulaması yine aynı şekilde oradaki imkanlarla yapıldı ve bildiğim kadarıyla belediyeden de bir lojistik destek alındı. Evet. Ve oldukça başarılı bir çalışmaydı. Ve onun arkasından da dernek çalışması Cihangir'in tamamına yayıldı. Hatırladığım kadarıyla arkasından en güzel cephe, en güzel balkon yarışmaları düzenlendi. Ve birden derneğe ilgi arttı. Ve böylece uzun tarihinde önemli işler yapmış ve daha sonrasında da en çok tarihi yapıların, tescilli yapıların korunması ve yeşil alanların korunması, genel olarak yaşam alanlarının korunması konusunda çalışmış bir semt derneği. Çok güzel. Şimdi bu noktada Pervin Hanım isterseniz yine size ben döneyim. Çünkü en çok bilgi sizde bu konuda. Şimdi bu dernekler, demin de söyledik, hak temelli dernekler. Yani işte bu deminden beri konuştuğumuz konularda çalışıyorlar. Şimdi hak temelli dernekler de genellikle Türkiye'de özellikle kamu idareleri tarafından hani çok kabul edilir durumda değiller. Dolayısıyla mücadelelerini böyle hukuksal platform üzerinden sürdürebiliyorlar. Burada da aslında onun örneklerini görüyoruz bu derneklerde de. Şimdi bu biraz bu katılım konusuna değinmek istiyorum. Bu dernekler nasıl katılabiliyorlar? Tabii Tahir Bey'e de soracağım ama yani burada bir zorluk oluyor mu? Yerel yönetimlerle özellikle ilişkileri oluyor. Buradan bir iki şey söyleyebilir miyiz? Örneğin bu davalar niye açıldı, açılmayabilir miydi gibi? Evet, açılmayabilirdi. Yani sondaki sorudan başlayalım, açılmayabilirdi. Çünkü bu davaların aslında temel çıkış noktası da bu planlarda biz de varız deme talebiydi esasında. Çünkü imar planları yaşam alanlarımızı planlayan, şekillendiren düzenlemeler. Kural olarak idareler bu konuda yetkilidir, bu planları düzenlemeye. Ama bunun bir hazırlık aşaması vardır. Bu hazırlık aşamasında yapılması gereken bir takım çalışmalar vardır, hazırlık çalışmaları. Planlanan alanın sorunlarının tespit edilmesi, bunlara ilişkin hedeflerin belirlenmesi, bu hazırlık aşamalarını örnek olarak gösterilebilir. Bunu nasıl yapabilir? Bunu alanda çalışarak yapabilir. Orada yaşayan, orada çalışan insanları dinleyerek yapabilir. Bu sorunların tespit edilmesinin en somut, en sağlıklı yöntemi budur. Doğrudan katılımdır bu işte. Semtli de bunu bekliyordu. Tabii burada Beyoğlu'nun özel bir konumu var. Aynı zamanda burası bir sit alanı. Sit alanı, evet. Burası sıfırdan planlanan boş bir alan değil. Burada zaten var olan, devam eden bir yaşam var. Oldukça da eski geçmişi olan bir yaşamdan söz ediyoruz. Bu nedenle kentsel sit ilan edilmiş bir yerin planlanması söz konusu. Zaten mevcut bir yapının planlanması bu anlamda nasıl olur? Hani buraya yeni bir yapılaşma mı öngörülecek?
mevcut yeşil alanlar nasıl korunacak, mevcut sosyal doku nasıl korunacak, bütün bunlar koruma amaçlı imar planının kapsamında değerlendirilmesi gereken şeyler. Bu nedenle her planın olduğu gibi bu planın da temel ve asli unsuru insan ve onlarla birlikte bu çalışmanın yapılması temel talepti esasında. Evet. Bu katılım ilkesini en basit haliyle bu şekilde anlatabiliriz. Fakat yapılan dosyada yapılan bilirkişi incelemelerinde de buna ilişkin çok güzel tespitler, değerlendirmeler var. Bunun nasıl olması gerektiği, dünyada nasıl uygulandığı. Örneğin atölye çalışmaları yapılabilir deniyor. Odak gruplu çalışmalar yapılabilir. Bölgedeki bütün aktörlerin katılımıyla bu çalışmalar yani yapılabilir. Yani bu imar planına diyor. Hazırlık çalışmalarından bahsediyorsunuz. Evet, yani bu planlar askıya çıkmadan önce idarenin, sivil toplum kuruluşlarının, yaşayan halkın, üniversitelerin, meslek odalarının hep birlikte el birliğiyle yapacağı bir çalışma öngörüyor esasında. Bu mevzuatta da var olan bir düzenleme yakın evet. zamana kadar. Evet, bu mevzuat deyince Tahir Bey size döneyim ben. Mevzuatla bir takım aslında yasal mekanizmalar var. Yani bu katılımın yapılacağı. Ben biliyorum stratejik plan var. Yani stratejik plan çalışmalarına işte davet edilebilir sivil toplum kuruluşları. Veya kent konseyi var. Evet. Bu da bir yasal mekanizma. Gerçi çok kararlara katılımı biraz en direkt vaziyette ama yine de bu bir mekanizma. Sizin bu konuda tecrübeleriniz oldu mu? Yani kabul gören bir katılım süreci yaşadınız mı dernek olarak? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi zaten başında bu kent konseyinde sivil toplum kuruluşları davet ediliyor. Biz de bu davete icabet ettik yani gittik. Hatta bazı kurullarda, komisyonlarda görevler aldık. İşte turizm komisyonu, güvenlik komisyonu, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği olarak birer temsilci arkadaş verdik. İşte yaklaşık 2010 yılları civarıydı. Belli süre içerisinde toplantılar da yapıldı, gidildi. Fakat oradan bir sonuç çıkmadı. Yani sivil toplum kuruluşlarının direkt katılımcı olarak oradaki fikirleri çok dikkate alınmıyordu. İdareye ulaşmadı. İdareye ulaşmıyordu ki orada tabii ki yerel yönetimin temsilcileri de vardı. Hatta sürekli kurulan yürütme kurulunun başındaki yani başkan diye tarif edilen zaten yerel yönetimin meclis başkanı. Evet. Şu anda mevcut iki dönemde de kendisi götürüyor yani. Evet, evet. Çok demokratik bir seçim oluyor. O başkan seçimi seçildi deniyor. Kim seçildi? İşte biz seçtik deniyor. Oradaki sivil toplum kuruluşlarının öyle bir seçim, öyle bir şey yani inisiyatifi falan yok. Yani, yani başka aday çıkamıyor en çıkmıyor. Azından. Başka evet, aday falan evet. çıkmıyor yani. Bu süreçte de tabii evet o temsilcilerimizden aldığımız haberler, raporlarda baktık ki yani hakikaten orada ciddi bir zaman kaybı var. Bunu da değiştirmek şu süreçte çok mümkün değildi. Şimdilik o kent konseyine fazla bir katılım göstermiyor. Dernek de benden sonra da fazla bir temsilci de yollamıyor. Çünkü biraz da insanlar kırılıyorlar. Evet. Çünkü ciddi bir zaman ayırıyorlar. Önemli bir zaman dilimini oraya harcıyorlar. Fakat orada kendileri dikkate alınmıyor. Peki ben size bir de bunun dışında bu semt dernekleri tarafından yani daha sonra sizin de içinde yer aldığınız beyler olarak bu imar planlarına yapılan itirazın aslında biraz sizin üyelerinize evet. yani işletmelere olan etkisini de merak ediyorum. Yani bundan çünkü olumsuz da etkilenebiliyor. Hatta ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Birazdan Dilek Hanım'a onu soracağız. Bu katılım sırasında bir derneklerin çalışması da oldu. Ondan bahsedecek birazdan Dilek Hanım. Oradaki çalışmada şöyle bir şeyden bahsediliyor. Bu planlarda yer alan turizm alanı, işte konut alanı. Şimdi burada bir ikircikli durum oluşuyordu diye hatırlıyorum. Evet. Sizin açınızdan da. Çünkü siz bir işletmelerin olduğu bir alanda devam ediyorsunuz. Burayı biraz irdeler misiniz? Burayı biraz açar mısınız? Etkilendiniz şimdi, mi? Şöyle söyleyeyim. İstiklal Caddesi ve paralelinden bahsediyoruz ağırlıkta. Bizim eğlence sektörünün daha çok sık bir bulunduğu alan. Yoğunlukla tabii bulunur. Lokasyon olarak. Tabii bu 1 bölü 1000, 1 bölü 5000 projelerinde bu süreç uzadıkça bizde bir ruhsat problemi söz konusu olmaya başladı.
Evet. Yani bizim sektörde yeni o sektöre B10'una gelip de iş yeri açmak isteyenlerin işte iş yeri açma kapama çalışma ruhsatı diye adlandırılan orada ruhsatlarda bir sıkıntı yaşamaya başladık. Çünkü işte bir imar projesini bekleyeceğiz. Yok iskandı, yok işte şuydu. Başlamada müracaatla çünkü vatandaş müracaatla hemen iş yerini açacağını düşünerek yatırımlar yaptı. Evet. Fakat o müracaat süresi çok farklı noktalara geldi. Uzadı. Uzadıkça da ticari bir kayıp söz konusu oldu. Ve bunları da işte bypass yerine pansumanla geçiştirdi yerel yönetim. Evet. Yani o noktada biz sıkıntılar yaşadık. Evet. Yani bu sürecin bir an önce çözülmesi için de basın açıklamaları yaptık. Sonra Beyoğlu Semt Dernekleri platformunun içerisinde yer aldığımız noktada da kendilerine de yani diğer sivil toplum kuruluşu arkadaşlarımıza, başkanlarımıza söyledik. Dedik ki yani bu süreci hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Ortak akıl ve ortak kararla ama işte dediğimiz gibi yerel yönetim aynı masada bu işi çözmek kararını vermedi ve bu süreçte işte bayağı uzadı. Evet, yani şöyle bir şey oluyor. Birkaç hafta önce burada Profesör Zeynep Ağınbay konuktu. Orada şöyle bir konuşma geçti. Bir takım projeler kamu yararı nedeniyle dayatılıyor gibi oluyor. Yani bir acele içerisinde yapılıyor. Bu da tabii işlerin değişik taraflarını etkiliyor. Halbuki bu planlar Pervin Hanım'ın belirttiği gibi belki atölye çalışmaları vesaire de en baştan doğru düzgün ele alınsa yapılsa belki bu zaman kayıpları da olmayacak. Doğru. Ve o atölye çalışmalarında herkes, her taraf yer alacağı için daha faydalı olacak. Kesinlikle. Bunu kaçırıyoruz galiba, bir acele içerisinde evet. Gidiyoruz. Dilek Hanım size dönelim demin bahsettiğim çalışmayla ilgili. Yani dernekler bu plana itirazlarını yaptıktan sonra aslında sonuç beklemeye başlamadılar. Bir taraftan da çalıştılar diye biliyorum. Evet. Ve bir takım raporlar hazırladılar. Bunları hatta idareyle de yani belediyeyle de paylaştılar. Hı hı. İsterseniz biraz burada detaya gireceğiz hem de öyle biliyorum. Evet, evet. Bunu sizden dinleyelim. Tabii. Hem raporu ne olduğunu bize açıklarsanız. Tabii ama rapora geçmeden önce tabii. Ben çok kısa şimdi bu yapılan konuşmalardan aklıma geldi. Tabii. Ben mimar olarak... bu çalışmaya nasıl katıldım, neden katıldım? Çok kısa özetleyebilir miyim? Tabii. Şimdi ben çok eski yıllardan beri dernek üyesiyim ama 2010 yılına kadar, yani ta ki bu planlardan haberim oluncaya kadar çok da dernek çalışmasıyla ilgili değildim. Bir gün dernekten gelen bir bilgilendirme mailiyle bu planlardan, planların Beyoğlu'na neler getirdiğinden haberim oldu. Ve sonra orada gördüm ki Galatasaray Lisesi'nin arkasında bir katlı otopark var. Eğimli taş istinat duvarının bulunduğu yerde. 12 Eylül yüksekliğinde 4-5 katlı bir otopark ki burası da Beyoğlu'nun sayılı açık alanlarından birisidir. Ve plana baktığımda gördüm ki bu otoparkın duvarı da benim balkonuma yaklaşık 5 metre. Evet. Bunun üzerine bu planlara biraz daha detaylı baktım ve gördüm ki tek sakıncalı durum bu değil. Planın neredeyse tamamı buna benzer sakıncalı kararlarla dolu. Ve daha sonra derneğin bu planlar üzerinde çalıştığı, tüm derneklerin çalıştığını öğrendim. Toplantılara katıldım. Ve orada tabii ki bu konuda ne yapabiliriz diye konuşuldu. Açılmış... henüz bir dava yoktu. Önce itiraz dilekçeleri verildi. Biz de itiraz dilekçesi verdik. Binlerce itiraz dilekçesi verildi. Ancak bu dilekçelerin hemen tamamına red yanıtı geldi. Evet. Bu arada bir ayrıntı, sadece derneklere itiraz etmedi. Çok sayıda vatandaş da bireysel itirazda bulundu. Aynen öyle değil oldu. Mi bu şeylerde? O evet. Süreçte derneklerin bu bilgilendirme toplantıları da çok önemli oldu aslında. O katılım meselesinde bunu da söylemek lazım. Hmm. Planlar askıya çıktıktan sonra dernekler planın neyi getirdiğini o kısa süreçte aslında anlayıp anlatmaya çalıştı. Bunun için toplantılar düzenledi. Ki yetersiz kısıtlı bir zaman dilimiydi esasında. Sonrasında yapılan çalışmalarla aslında daha da fazla sorunlar olduğu ortaya çıktı.
Bu anlamda derneklerin o dönemde yaptığı çalışma katılım örneği açısından, bence kendi içinde sağlanmış bir katılım örneği açısından önemli bir örnek. Bir tarafı organize etmiş gibi olmuş dernekler aslında. Kamu tarafı eksik kalıyor. Bilgilendirme, evet. Yani idarenin yapması gereken bilgilendirmeyi dernekler üstlenmiş ve yapmış gibi oldu. Buyurunuz. Daha sonra bu davanın birinci bilirkişi incelemesi geldi. Bu bilirkişi keşfine katıldım ben de. Burada bilirkişiler dediler ki eğer derneklerin bu planlar üzerinde yaptıkları bilgi belge anlamında, örnekleme anlamında bir teknik çalışma var ise bunu dava dosyasına iletsinler, planlarla birlikte değerlendirelim dendi. Bunun üzerine biz derneklerdeki plancı, mimar, akademisyen, bu alanda uzman olan üyelerle ki Beyoğlu Semt Dernekleri oldukça zengin bu açıdan, bir çalışma grubu oluşturduk. Ve bu grupla plan üzerinde hangi konularda itiraz ediyoruz, nedir sakıncalı kararlar ve nasıl öneriler geliştirebiliriz anlamında bir çalışma, bir rapor hazırlama çalışmasına başladık. Bir dizi atölye çalışmasıyla oldu bu. Ve bu çalışmanın içeriğinde önemli birkaç başlık üzerinden itirazlarımızı dile getirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar bu galiba bir numaralı şeyle koydular, görüntüyle koydular. Buradan siz direkt yukarıya rejiye söyleyerek gidebiliriz aslında birden sonrası için de. Peki. Şimdi birinci konumuz bu daha çok planlama tekniğiyle ilgili olan imar hatları yapılaşma çizgileri konusu. Bunun önemi şurada, çoğu yerde planda binaların ön ve arka sınır çizgileri mevcut hatları korumuyor. Yani binaların bir kısmının yol genişletme çalışmalarıyla cephelerinin kesildiğini görüyoruz. Bunların içinde tescilli yapılar da var ve bu plan bütününe yayılan bir uygulama. Burada örnek olarak Tom Kaptan Sokak'taki yapıları görebiliriz ki bu Beyoğlu tarihinde önemli bir sokaktır. Oldukça eski, önemli tescilli yapılar vardır. Burada da aynı uygulamanın yapıldığını görüyoruz ki ikinci bilirkişi raporunda da bu durum tespit edilmiş. Bu hem orijinal kentsel dokuya bir müdahale, aynı zamanda da mülkiyet haklarına bir müdahale içeriyor. Evet. Bu binalarda yaşayan insanların bundan haberi var mıdır? Bilmiyorum, sanırım çoğunun da yoktur. Evet. Devam edebiliriz. Diğer ikinci konumuz, evet. Yapı adalarının orta avlularıyla ilgili. Yine çok sayıda orta avlu kamuya açık yeşil alan park haline getiriliyor. Bu da aynı zamanda mülkiyet haklarını ilgilendiren bir konu. Çünkü insanların arka bahçeleri, özel mülkleri bunların kamuya açık park olması için bir kamulaştırma kararı gerekecektir. Bu sadece mülkiyet hakkı ihlali değil, aynı zamanda bir güvenlik ve mahremiyet ihlali. Çoğunun çok dar girişleri var, tamamen iç avlular şeklinde. Burada Ayazpaşa'dan bir örnek var. Evet. Bir yandan da sanıyorum yani genel olarak plandaki yeşil alan miktarını arttırma amaçlı arttırıyorlar ama erişimi olmayan alanlar söz konusu. Uygulanabilirliği olmayan alanlar söz konusu. Evet, plana bakıldığında yeşil alanlar metrekare olarak toplamda bir miktar artmış görünüyor. Buna karşılık mevcut yeşil alanlarda bir diğer başlığımız, üçüncü başlığımız mevcut yeşil alanlarda ve açık alanlarda yapılaşma önerileri görüyoruz planda. Evet. Bunun da en önemli örneği Cihangir Sanatkarlar Parkı ya da Roma Bahçesi. Evet. Şimdi bunlar kısmen eski eser ihya kararları, kısmen de burada olduğu gibi sosyal kültürel tesis alanları adı altında yapılmakta. En önemli sakıncası elbette yeşil alan ihlali içermesi, bir ilave yapılaşma içermesi. Bunun yanında ihya kararlarının da önemli bir kısmı için
elde yeterli bilgi belge olmadığı ve dolayısıyla ilkesel olarak koruma anlayışına uygun olmadığı da bilirkişi raporunda yine tespit edilmiş durumda. Dördüncü resme geçersek ihya kararlarına bir örnek görebiliriz. O da Tophane Parkı. Burada da yine sosyal kültürel tesis alanı olarak örneğin şu anda olmayan Yamalı Baba Hamamı ve Kütüphanesi'nin ihyası önerilmiş. Burada da yine konunun uzmanı olduğu için daha önce yaptığımız Zeynep Ağınbay programına bir atıfta bulunayım. Bu ihya konusu gündeme geldiğinde kendisi sembolik değeri olan bir takım yapılar belki ihya edilebilir ya da ana malzemeleri korunmuş ya da bir yerde saklanmış olan yapılar olabilir demişti. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil, değil mi? Sanmıyorum. Herhalde değil. Yani en azından malzeme de yok. Peki, diğerine devam edersek beşinciye mi geldik? Beşinci başlığımız tescilli parsellerin imara açılması konusu. Tescilli parseller ya da onlara bitişik olan parsellerin özel kategoride ele alınması gerekiyor koruma amaçlı imar planlarında. Fakat bu planda birçok tescilli parselin ya da bitişik parselin parsele imar izni verildiğini görüyoruz. Şimdiye kadar yıllardır verilmeyen izinlerin bu koruma planlarıyla verildiğini görüyoruz. Ve tabii ki tarihi dokunun özgünlüğünü zayıflatan kararlar bunlar. Örneğin Doğan Apartmanı'nın yanındaki parsel. Evet. Doğan Apartmanı yapıldığından beri boş olan bu parsel bu planla imar verilmiş durumda ve plana göre yine çekme mesafesi 5 metre, herhangi bir apartman gibi. O yeni yapı yanına yapıldığında artık Doğan Apartmanı'nın bu yan cephesini algılamak mümkün olmayacak. Evet. Bir diğer konumuz ki bizim semt derneklerimiz için oldukça önemli bir konu, planda konut oranının düşürülerek ticaret ve turizmin teşvik ediliyor oluşu. Evet, biraz önce Tahir Bey ile konuştuğumuz evet, konu aslında. Bu da nasıl oluyor? Bugüne kadar işlevi konut olarak tanımlanmış olan alanların ya konut artı ticareti ya da konut olmaktan tamamen çıkartılıp turizm hizmet ticareti dönüştürülmesi şeklinde oluyor. Evet. Ki burada Çukurcuma Faikpaşa Caddesi örneğini görüyoruz. Kısmen konut artı ticaret, kısmen turizm hizmet ticaret işlevi verilmiş. Bu planlar uygulamaya girdiğin süre içinde de çok hızlı bir şekilde otelleşmenin yaygınlaştığını görebiliyoruz. Evet. Ve hepsi tescilli yapılar evet, neredeyse. Burada aslında demin Tahir Bey ile konuştuğumuz konu da önemli. Sizin Beyoğlu Semt Dernekleri platformunda katılırken zannediyorum konuştuğunuz şey buydu. Yani aslında evet, konut alanları kendi içinde bir konsantrasyonu olsun ama ticaret alanları da kendi içinde değil mi? Evet. Böyle bir şey vardı. Doğru. Peki devam edelim evet, isterseniz. Vaktimiz azalıyor ve çünkü. Tabii hani piyasa eğilimleri doğrultusunda planların öngördüğü oranları da aşarak bölgenin tamamen turistikleşmesi ihtimalini doğuruyor bu. Yani bir tür Sultanahmet örneği evet, gibi. Evet. Ya da bugün yaşadığımız gibi turizmin sekteye uğradığı dönemlerde de bölgenin tamamen ıssızlaşması ve bir ekonomik çöküş anlamına da gelebiliyor. O yüzden sakıncalı bir durum. Diğer başlığımız tevhid ve ifraz kararları. Yani parsellerin birleştirilmesi koruma evet, amaçlı imar planlarında yine olmaması gereken bir durum ki bunun en önemli etkisi de yine özgün mülkiyet dokusu ve parsel dokusunun değişmesi ve böylece küçük parsellerin birleştirilmesiyle büyük ölçekli yapı izinlerinin veriliyor olması evet, mevcut dokuya aykırı olarak. Diğer başlığımızda ulaşım ve yayalaştırma kararları ve katlı otoparklar konusu. Evet, evet bu biraz önce sözünü ettiğim Galatasaray Otoparkı'nın bulunduğu yer, projenin bulunduğu yer. Fakat bu duvar daha sonra koruma kurulu tarafından tescil edildi. Aynı zamanda bu otoparka bir kestirme yol açmak için yanından Galatasaray Hamamı'na çıkan merdivenli sokakta araç trafiğine açılıyor. Oldukça dik eğimli olmasına rağmen. Evet.
Peki bunun bir sonraki resim de bu konuya aitti galiba. Evet, o da Cihangir Parkı ile ilgili. Evet. Cihangir Parkı'nda zaten bu planlardan önce de bir otopark yapısı var. Ama aslında 1980'lere kadar burası bir park, doğal bir park ve daha sonra da çocuk parkı olarak dernek tarafından düzenlenmiş olan park. Bu yapının da aslında yeşil alanları koruma kararına aykırı olarak burada var olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda planda YOP yani Yeraltı Otoparkı lejantıyla yer alan bu bina aslında Cihangir Caddesi'nden baktığımızda iki katlı uzun cepheli bir bina. Dolayısıyla daha çok KOP yani katlı otopark olduğunu gördüğümüz bir yapı. Evet, buna özel galiba semt sakinlerinin açtığı davalar da var. Var, bu parka ait. Evet. Yani bu yapının park olmaya müsait olmadığı mahkeme kararıyla tespit edilmiş durumda. Evet, süremiz hızla ilerliyor. Son şeyiniz var zannediyorum. Son başlığımızda planın bütünselliğiyle ilgili. Yani bizim mahalli konularımızın dışında plan bütününe ait olan bir ilkesel konu bu. Planın bütünsellik taşımadığı konusu. Çünkü çok parçalı bir planlama görüyoruz. Yani konut alanları dışında bu beyaz leke olarak bırakılmış, plan dışı bırakılmış olan turizm alanları var. Liman bölgeleri var. Bunların planlama yetkisi de yasal altyapı nedeniyle farklı farklı idarelere, kurumlara verilmiş durumda. Örneğin bu beyazla görünen yerler galiba mesela Turizm Bakanlığı'nın Turizm Bakanlığı'nın tasarrufunda. Evet. Buna yerel hiçbir şey aklına yetkili karışamıyor. Değil, evet. Tabii bu da bir parçacıl planlamayı getiriyor ve bunların arasındaki etkileşimin planda tanımlanmamasını getiriyor. Örneğin Galata Port alanına gelen turistlerin buradan hangi ulaşım güzergahıyla, hangi ulaşım sistemiyle işte Taksim'e, Beyoğlu'na çıkacağı planda belli değil. Belli değil, evet. Sürprizler çıkabilir uygulamada. Evet, şimdi bu noktada çok teşekkür ederim. Çok ayrıntılı bir değerlendirme oldu. Şimdi bu noktada aslında bilirkişi raporlarında da tabii buna çok atıfta bulunuluyor. Oraya geçmeden önce en son oraya bakalım. Tahir Bey'den yakalamışken bu İstiklal Caddesi, Beyoğlu dediğimiz zaman İstiklal Caddesi ve etrafı anlaşılıyor. Buradaki bir değişim söz konusu. Bu değişik platformlarda gündeme geliyor. Ama siz bir işletmeci olarak, yani uzun yıllardır orada çalışan bir işletmeci olarak, üstelik de oradaki işletmecilerin bulunduğu bir derneğin üyesi olarak bir değerlendirme yapar mısınız? Hatta bir takım görsellerimiz de var İstiklal Caddesi ile ilgili. Onları da görebiliriz bu arada. Vallahi tabii zamanımız kısıtlı olduğu için çok azalıyor, hızlı bir şekilde süreci anlatmak gerekiyor. 2004 yılında bir yol yapımlarıyla başlayan esnafın ve İstiklal Caddesi paralelinde yaşayan insanların 2-2,5 yıl kadar bir şantiyede yaşadık yani. Evet. Bu arada şu anda mesela bu eski halini göremiyoruz. Bir yok, resim var. Hayır. Son 1,5 yıldır böyle bugünkü bir şey yok. Bugünkü resimler de gelecek birazdan. Evet. Yani 2004'ten sonra biz esnaf olarak tabii eğlence sektörü anlamında. Yani şunu bir üstünden geçmek gerekiyor. Yani Türkiye deyince aklımıza İstanbul deyince aklımıza Beyoğlu geliyor. Yani Türkiye'nin kalbi, eğlence sektörünün kalbi. Biz bu esnaf kitlesi olarak sadece eğlence sektörü, yeme içme olarak bakmıyoruz. Yani biz onun bir lokomotif sektörü olarak görüyoruz. Arkasındaki vagonları işte berberi, kuaförü, manavı, kasabı bunlar da bu lokomotifin arkasındaki vagonlar. Fakat işte bu sektör, eğlence sektöründe 2005'te ilk darbe vuruldu. Kaymakamlıktan ruhsatlar yerel yönetime geçti. Olay orada zaten ciddi bir şekilde düğmeye basıldı. Yerel yönetimlere bir kaynak aktarmak adına bütün ruhsatlar kaymakamlıktan, en büyük mülki amirden yani emniyette kaymakamlıktan belediyeye geçti. Oradan başlayan süreç 2007'de bir gece uyandık, sabahleyin uyandık ki %6.600 bir eğlence vergisi alınan bir aylık 7 lira tutarı bir anda 465 lira olarak gördük sabahleyin. Onun üzerine step by step yürümeye başladı. Yani biz gerek sektörün içerisinde yaptığımız toplantılarda
sadece Beyoğlu içerisinde değil, yani gerek turizmcilerle de yaptığımız toplantılarda Beyoğlu'nun üzerinde hakikaten bir kara bulutlar dolaştığını ve bunun için kâin olmana gerek olmadığını, yani Beyoğlu'nun bir şekilde dönüşüme girdiğini fakat bu sektörün de pek istenilmediğini gördük ve bunun için de mücadele ettik. Ama işte bir sigara yasağın, tabii ki sigara yasağını hepimiz destekledik sağlık açısından, ama sonuç itibariyle tabii böyle bir şey talep olunca bir masa sandalye talebi, yani insanların kendini dışarıya atma gibi bir talebi oldu. Ve bir anda İstiklal Caddesi paralelinde 750'ye yakın iş yeri masa sandalyelerle ruhsatlandırıldı. Fakat ne olduysa bir günde de işte 2011'in Temmuz ayında ve buna çok ciddi yatırımlar yapıldı, çok ciddi istihdamlar sağlandı. Bakın hem güvenlik açısından hem sokağın temizliği açısından herkes sokağına sahip çıktı. Emniyet istatistiklerine baktığınız zaman da çok ciddi bir suç oranı düştü. Masa sandalyeler sokağa çıktıktan sonra her yer aydınlandı. Yani ama 2011'de Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir ilçede uygulanmayan, tek yasak konulan ilçe olarak Beyoğlu'da masa sandalye toplatıldı. Evet. Ve yani böyle bir hunharca toplantıldı, yani öyle böyle değil. Hala 6 yıl geçti aradan. Şimdi yerel yönetime sorduğunuz zaman veyahut da dışarıdan Beyoğlu'nda yaşamayanlar, insanlar ya Beyoğlu'nda var galiba falan deniyor ama yok, öyle yani legal olarak yok, yani resmi anlamda yok. Şu anda sektörün inanın işportacıdan çok daha riskli. Yani işportacı çok rahat ama biz ruhsatlı olan sektörler çok daha tedirginiz yani. Çünkü sürekli bu konuda baskı yiyor. Yani onun akabinde de zaten 2011'den sonra da bir Gezi Parkı olaylarımız var malum 2013'te. Burada da Beyoğlu esnaf olarak çok ciddi bir dik duruş gösterdi esnaf. Çünkü o müdahalelere, yani emniyetin yaptığı o müdahalelere hiçbir esnaf dayanamazdı. Yani ekonomik anlamda dayanamadı, psikolojik olarak da dayanamazdı. Çünkü evet. Gezi Parkı'na sokmamak istenilen kitleyi Dolapdere, tünel, Galata'ya kadar kovalamanın, biber gazı sıkmanın, sular sıkmanın, dükkanların kepenklerini indirtmesinin hiçbir anlamı yoktu. Buna da anlam veremedik yani. Ve akabinde böyle devam etti. En sonunda artık zaten son süreci hepimiz biliyoruz. İstiklal Caddesi'nin geldiği durumu. Yine bir yol yapımları başladı. Evet. Tramvayı şimdilik durdurdular. Valla bize hep şunu soruyorlar. İşte diyorlar ki sektör çok zor durumda Beyoğlu'nda. Evet. Nasıl iyi, yani iyi bir durumda olabiliriz ki yani? Şimdi hangi birinden vaktimiz de yok. O yüzden yani siz böyle bir metropolde toplu taşımayı saat 11'de keserseniz, bunlar hep bir zincirin birer halkasıydı. Yani biz bu süreci gördük. Evet. Yani Beyoğlu gibi metropolde toplu taşımayı saat 11'de ve bunun içinde 23 yani vapurlar, metrolar 24 ve cuma evet. Cumartesi. Bunun için imzalar Sayın Kadir Topbaş'a yolladık. Toplantılar talep ettik. Fikirlerimizi de paylaşalım dedik. Kesinlikle böyle bir yaklaşımla cevap da gelmedi. Yani bir kere bize diyorlar ki işte turist, yani evet bombalar patladı, çok kötü bir süreç geçirdik. Ama bizim turist, Beyoğlu'nun turisti yakın ilçeler. Yani Beşiktaş'tı bizim. Yerli turist. Tabii canım, Beşiktaş'tı, Kadıköy'dü bizim turistimiz. Yani bizim hiçbir zaman Beyoğlu'na bir batılı turistin, yani tabii ki geliyordu. Talimhane otellerde konaklıyorlardı. Tabii kültür sanat anlamında bir takım geziler yapılıyordu Sultanahmet'e. Ama yani biz Sultanahmet'in turistle %90 ayakta durması, esnafın %90 ayakta durması söz konusuyken Beyoğlu'nda %10'dur etkiler turist. Ama bizim için yerli turist ayağı kesildi. Bunun da işte nedenleri süreç içerisinde masa sandalyenin kalkması, işte toplu taşımanın indirilmesi, bunlar planlı ve programlı bilinçli yapıldığını düşünüyoruz. Evet, peki bu uzun bir konu. Belki hı-hı, başka bir programda ele alınabilir. Şimdi tekrar biz bu son bilirkişi raporu konusuna, Pervin Hanım, isterseniz geçelim. Şimdi aslında bu koruma planlarının, daha doğrusu bilirkişinin raporunun içeriğindeki bu planlar, Gezi Parkı, Kabataş, bütün bunlar da bu planların içerisinde yer alıyor. Bunun etki alanında. Belki onu da bizi bilgilendirerek bu bilirkişi raporlarından biraz bahsederseniz ve ondan sonrası süreç nasıl ilerliyor? Çünkü daha bir karar alınmadı. Bu sadece bilirkişi raporu evet, şu anda var. Evet, önce onu söyleyelim. Dava devam ediyor. Bu sadece bilirkişi raporu üzerinden yapacağımız bir değerlendirme olacak. Mahkeme henüz kararını vermiş değil. Evet. Buraya şuradan başlamak lazım. En son konu olarak planın bütünlüğünün olmaması meselesinden girersek, Beyoğlu koruma amaçlı imar planları kentsel sit olmasından kaynaklı olarak hazırlanan koruma amaçlı imar planı.
Mevzuatımızda kentsel site ilişkin tanımlar yapılırken, kentsel sitin tescilli yapılarıyla, açık alanlarıyla, kent dokusuyla, silüetiyle bir bütün olduğu ve teker teker taşıdıkları önemden çok birlikte olmaları nedeniyle önem taşıdıklarından dolayı bu bölgeler kentsel alanı ilan edilir. Bunun içinde yapılar vardır, duvarlar vardır, bahçeler vardır. Hepsi bir bütündür, kıyısı vardır. Dolayısıyla bir bütüncül yaklaşımla hazırlanması bu anlamda önemli. İşte o evet. Beyaz lekelerin, turizm alanı olan, yenileme alanı olan beyaz lekelerin de ona ilişkin bütünlüklü plan kararlarının bu dava konusu edilmiş planlarda alınmış olması ve bir etkileşim sahası olarak en azından çözümlenmiş olmasının beklenirdi yönünde bir bilirkişi tespiti var her iki raporda da. Bunu sakıncalı görüyor yani. Evet, yani bunların parça parça planlanan alanın dışında tutulması sakıncalı. Az önce sözünü ettiğiniz işte Kabataş Transfer Merkezi de bunun bir parçası. Gezi Parkı da bunun bir parçası. Park Otel'de Galata Port bölgesi de bunun bir parçası. Haliç Tersanesi. Evet, Haliç Tersanesi sit alanının dışında kalan bir yer esasında. Bu planın dışında kalan bir yer. Ama bir bütünlüklü plan kararının alınması gerekir diyor. İkinci önemli nokta yeşil alanların korunmaması meselesiydi. İmar planlarında zaten bu kent dokusu içinde kısıtlı olan açık ve yeşil alanların yeni yapılaşma kararlarıyla ortadan kaldırılmasının doğru bir planlama olmadığı tespit edilmiştir. Bunu örnek olarak da şu sosyal ve kültürel tesis öngörülen Roma Bahçesi'ni de örnek verebiliriz. Taksim Gezi Parkı'nı da örnek verebiliriz. İhya kararı anlamında. Dolayısıyla bu da bilirkişi raporunda bir kamu yararına aykırı husus olarak tespit edilmiş noktalardan biri. Bunun dışında yine turizm hizmet ticaret alanlarına ilişkin plan kararlarının yerinden edici bir etkiye sahip olduğu vurgulanmış bilirkişi raporunda. Bu her iki raporlarda da örtüşen tespitler bunlar aynı zamanda. Bunu da söylemek lazım. Dosyada şu anda iki tane bilirkişi incelemesine dair rapor var. Farklı heyetler tarafından hazırlanmış raporlar bunlar. Ama her ikisinde de aynı tespitler yapılmış durumda. Bu da önemli aslında. Baştan bu davanın çıkış noktası olarak ileri sürülen iddiaların bilimsel olarak da kabul gören iddialar olduğu tespit edilmiş durumda. Katılımla ilgili de galiba bir şey var. Evet, bu tür koruma amaçlı imar planlarında katılımın nasıl olması gerektiğine dair de değerlendirmeler var. Raporların birinde açıkça bu katılım ilkesinin doğru işletilmediği vurgulanmıştır. Diğerinde katılıma ilişkin farklı modellerden söz edilmiş. Çeşitli kademelerde katılımdan söz edilmiş. Mevzuatımızdaki iki katılım toplantısının gerçekleştirilmiş olduğu, ancak işte bu atölye çalışmaları, az önce sözünü ettiğimiz odak grup çalışmaları gibi çalışmaların daha üst düzey bir katılım modeli olarak uygulanmasının koordinasyonu sağlanması açısından daha doğru bir yöntem olacağı da aslında bir şekilde vurgulanmış durumda. Evet, zaman azaldı. İsterseniz bundan sonrasıyla ilgili ne olacak, ne bekleniyor, neler söyleyebilirsiniz? Çünkü dava henüz sonuçlanmadı tabii. Ona da evet, şimdi bilirkişi raporu üzerine biz bir beyanda bulunduk ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep ettik mahkemeden. Tabii yürütmeyi durdurma, yeni bir yürütmeyi durdurma talebi oluştu. Evet. Peki. Davanın diğer tarafı olarak da Belediyeler ve Kültür Bakanlığı'na da bu rapor gitti ve onlar da kendi tespit ettikleri sebeplerle itirazda bulundular. Bütün bunlar hepsi dosyada şu anda mevcut. Bundan sonra mahkemenin bir karar oluşturması gerekiyor, olumlu ya da olumsuz. Bu artık dosyada yapılmış bilirkişi raporunu yeterli görürse karar vermek açısından bir karar oluşturacak. Bu ne olacak? İşte iptal olabilir,
davanın reddi olabilir. Yani bu tip davalarda iki seçenek vardır. Sonrasında ne olacak esasında? Evet, evet, yani karardan sonra ne olacak meselesine gelirsek, esasında bu tespit edilen sorunlar devam edecek. Karar ne olursa olsun devam edecek. Plan iptal edilirse yeni bir plan çalışması yapılacak. Plan iptal edilmezse mevcut planın uygulamasında ortaya çıkan sorunlar devam edecek. Evet. Yani her iki türlü de karşılaşacak bir sorunlar zinciri olduğunu görebiliyoruz esasında. Yeni plan hazırlanmasını gerektirecek bir karar olursa, o süreçte dileğimiz o ki bu katılım meselesine daha çok önem verilsin, bu sağlansın ve 93 yılından beri plansız olan bu bölge sağlıklı bir plana kavuşsun. Yani kimsenin dileği bu bölgenin plansız kalması değil. Doğru bir planla planlanması temel hedef bu. Bunun için de semt dernekleri biz de varız diyorlar. Yaşayanlar semt derneklerinin temsil ettiği ya da etmediği yaşayan, ikamet eden, çalışan herkes biz de varız diyor. Buna özen gösteren bir yaklaşım sergilenmesini bekliyoruz. Bundan sonrası için işte ise evet, daha sağlıklı bir evet, yani idareyle süreç olur. Halk arasındaki o iletişimin daha sağlıklı kurulması ve böyle çözüm üretilmesi temel beklenti. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süre hakikaten bitti, 45 dakikaya geldik. Katıldığınız için Tahir Bey'e, Pervin Hanım'a ve Dilek Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bu arada herkes Beyoğlu'ydu, onu evet, baştan söylemedik. Beyoğlu'da yaşayan ve çalışanlardan tabii, oluşan, ben de dahil, uzun yıllardır ben de evet, Beyoğlu'da yaşıyorum. Bugünkü programımızda Beyoğlu'nun, Beyoğlu Semt Derneklerinin hukuk mücadelesini konuştuk konuklarımızla. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki pazartesileri, pazartesi günleri yayınlarımız devam edecek. Bu arada bu programlarda uzun süredir atladığım bir konu vardı. Onu bugün, çünkü çok hizmetleri geçti. Rejideki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Görseller için önemli bir katkı koydular. Onları her zaman anamıyoruz. Bugün anmış olayım böylece. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.